Altından en üstüne kadar çalışan tüm kadrolarımız ve en önemlisi Hubbül vatan minel iman diyen sevgili peygamberimizin vatan sevgisi imandandır deyip bu topraklarda muhacir olmak durumunda bulunan başta Suriyeli kardeşlerimizin hasreti olan bir gün vatanlarına dönme sevdalarının biz olduğunu bilerek sözlerime başlıyorum. Onlara hizmet vermek ve aynı şey kategoride bulunan kendi halkımıza da hizmet vermek için tesis ettiğimiz bu güzel eseri sağlanmasında emeği geçen özellikle Katar Hayır Derneği Başkanı burada Nasır Abdullah Bey var. Kendilerine de kurumumuz adına şükranlarımı arz ediyorum. Allah razı olsun diyorum. İnsanların onurlu bir şekilde yaşamlarına devam etmelerine hizmet edecek Kocaeli Toplum Merkezimizin açılışını gerçekleştireceğimiz bu özel günde bir insani yardım çalışanı ve gönüllüsü olarak sizlerin arasında bulunmaktan duyduğum büyük memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Biz de Türk Kızılayı olarak devletimizin uluslararası tek temsilcisi olan, yardım kuruluşu olan Kızılay olarak bu işe kayıtsız kalamazdık. Planlamalarımızı yaptık. Bu planlamalarımız çerçevesinde şu anda bir yenisini idrak edeceğimiz toplam o 14 ilde 15 tane toplum merkezimiz vardı. Bugün sizlerle birlikte bu kardeşlerimizin daha huzurlu bir ortamda, daha eğitimlerine katkı sağlayabilecek ve onların insani onurlarını koruyacak şartların oluşturacağı bir toplum merkezini tesis ettik. والنازحين السوريين منذ العام 2011 ومن ثم افتتح مكتب تركيا العام 2015 لتقديم خدمات للنازحين بالشمال السوري واللاجئين السوريين داخل تركيا. Katar Hayriye Hayır Kurumu Derneği mültecilerin ihtiyaçlarına 2011'de ilk başta verdiği hizmetle başladı. Türkiye'de ilk açtığı şubesi 2015'te oldu ve bu açtığı şube Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye'nin güneyinde hizmet vermeye başladı. وايضا في عديد من المدن وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحكومة التركية والحكومة التركية والأحمر التركي ومجموعة كبيرة من الشركاء ومن ضمنهم طبعا الهلال الأحمر التركي والآفاد. Bizim güzel bir atasözümüz vardır. Allah dert verip hekime, dava verip hakime düşürmesin ama bu ikisinin de yokluğunu göstermesin. Madem ki bizler kardeşiz ve kardeşler olarak birbirimize sahip çıkmak durumundayız. Varlıkta da, darlıkta da, her türlü musibette de birbirimizin yanında bugüne kadar olduk. Bundan sonra da inşallah olacağız. Dolayısıyla bölgemizde bugün toplumların çektiği acılar, insanlarımızın yaşadığı göç ve her türlü musibetlere karşı mücadelelerinde mutlaka işbirliği yapmak, mutlaka el birliği yapmak zorundayız. Dolayısıyla bugün burada bu ulvi gayeye ve bu sarsılmaz gerçeğe hizmet edecek olan Kocaeli Toplum Merkezi'nin açılışında bulunuyoruz. Biz burada inşallah Katar hükümetinin yardımlarıyla, destekleriyle buradaki bizim de asli vazifelerimizle beraber bu merkez en iyi şekilde göç edenlere veya göçle alakalı sorunları olanlara yardım edecektir. Onlara rehberlik, onlara dostluk elini uzatacaktır. Dolayısıyla bugün açılışını yapacağımız bu müessesenin Kocaeli'mize, bölgemizdeki ihtiyaç sahibi tüm insanlara olduğu gibi mazlumlar coğrafyasına, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz ve yine dua ediyoruz ki Rabbimiz bizi asla ve asla kaldıramayacağımız imtihanla imtihan etmesin ve yaşamak istemediğimiz acılarla da bizi karşılaştırmasın. Ne zaman yardıma muhtaç bir insan olursa onun yardımına el birliğiyle koşan aziz bir milletin evlatlarıyız. Tarih boyunca insani yardım için dünyanın dört bir tarafında
dolaştık, yardım için koşturduk, canımızı feda ettik. Şu anda da etrafımızda yaşanmakta olan sorunlardan dolayı göç etmeye mecbur kalan insanlara yardım elini açan yegane ülke, bu aziz milletin evlatlarının ülkesi Türkiye'dir. Biz bedeli ne olursa olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun o insanlara yardım etmeye devam edeceğiz. Nerede bir insani yardıma ihtiyaç varsa, barış için, kardeşlik için, huzur için nereye gitmemiz gerekiyorsa oraya kadar gideceğiz. Bunun için geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de üzerimize gelmeye devam edecekler. Ama bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Biz bu aziz milletin evlatları olarak bu bedeli geçmişte ödedik. Bundan sonra da seve seve canımızla, kanımızla ödemeye hazırız. Yeter ki dünyada çocukların gözyaşı akmasın. Çocuklar ağlamasınlar. Anneler ağlamasın. İnsanlar zulme maruz kalmasın. Bu manada Kızılay'da kuruluşundan bugüne kadar dünyaya barış, kardeşlik, huzur götürmek için elinden gelen her şeyi yapmıştır ve yapmaktadır. Şu anda açılışı için bir araya gelmiş olduğumuz merkezde İnsani yardıma ihtiyacı olan birçok muhacir için destek verme imkanımız olacak. Burada psikolojik desteğe ihtiyacı olanlar psikolojik desteklerini alacaklar. İnsani yardıma ihtiyacı olanlar insani yardıma kavuşacaklar. Bu hayırlı hizmetin gerçekleşmesi için katkı sağlayan başta Katar Hayır Fonu'nun başkanı Nasır Abdülaziz El-Mugasip kardeşimize teşekkür ediyoruz. Ve bir yerde hayırla ilgili bir faaliyet olduğunda, burada hayır faaliyeti var dendiğinde işini gücünü bırakıp hemen oraya koşan milletimizin aziz evlatlarına ve burada toplanmış olan siz değerli misafirlerimize de var olduğunuz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Alihi ashabihi ecma'in. Ey bizleri yaratan, yaşatan, en güzel ve sayısızca nimetleri bizlere bahşeden, cennet gibi bir vatanı bizlere lütfeden Allah'ımız, sana sonsuz hamd eder, sena eder, şükrederiz. Şu mübarek günde hamdimizi, senamızı, şükrümüzü kabul eyle ya Rabbi. Bütün açılışlarımız dolayı. Yani yerli yabancılar geldi.